zamanlar padişahların sofralarındaydı bu lezzetler. Saray mutfaklarında hummalı hazırlıklarla yapılırdı. Şimdi de sofraları süslemeye devam ediyor. Hem de tarih yaşatılarak. Ballı mutancana, mahmudiye, yumurtayı humayun, düğün çorbası bunlardan sadece birkaçı. Bu kuru meyvelerin etle birlikte pişirildiğinde etteki sert proteinleri parçalar, yumuşatır, hazmı kolaylaştırır, çok ayrı da bir lezzet verir. Ballı mutancananın bir farklı çeşidi de tavukla yapılanı. O da mahmudiye. İçinde kuru yemişler bile var. Hikayesi şuradan geliyor. Sultan Mahmut'un sevdiği eşlerinden birini Eskişehir'in şu anki Mahmudiye ilçesinde büyük bir araziyi bağışlıyor. Sultan Mahmut bağışladığı için de Mahmudiye adını alıyor. Orada halen tarım işletmeleri bulunur. İlk defa orada yapılmıştır. Yumurtaya humayun. Bakın nasıl bir şey aslında, kahvaltı sofralarımızı süsleyen soğanlı, pastırmalı yumurta. Osmanlı zamanında da en çok tüketilen yemekler arasında yer alıyordu. Çünkü o zaman kahvaltı yoktu. Peki bu yemeği en çok kimler tercih ediyordu? Fatih Sultan Mehmet buna oldukça düşkün, çok seviyor. Farklı çeşnilerle, farklı baharatlarla da yaptırıyor. Hatta yarışmalar düzenliyor. En iyi yapanlara da bol bol bahşiş veriyor. Tabii ki şerbet olmadan olmaz. Evet, oldukça lezzetli ve keskin bir aroması var. Farklı baharat tatları alıyorum sanki. 23 farklı baharat. Bunların bir kısmı Hindistan'dan, bir kısmı Anadolu'dan. Dünyanın değişik yörelerinden toplanmış bir baharat zenginliğine sahip. Ve saraylara layık tatlılar. Sütlü muhallebiler yoğun yer alıyor. Helvalar çok önemlidir, helva türleri. Sebzeli tatlar dediğimiz kabak gibi tatlar, onlar da Osmanlı mutfağında önemli bir yer tutuyor.